gerçekten hoş bir haber. Denizdeki çadır, aşırı sıcaktan ve yüksek nem oranından bunalan vatandaş. Evet, Türkiye'de bir de siyaset, biraz ekonomi de eklenirse herhalde o yüzden suyun altına girdi. Çareyi denizin altına çadır kurmakta bulmuş efendim. Evet, ben de öncelikle şaşırdım ama yanlış duymadık, hep beraber doğru duyduk. Rize'nin Çayeli ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalarak denizin dibine çadır kuran bir plaj işletmecisi, denizin dibinde 4 saat kalıyorum, kafamı dinliyorum demiş efendim. Evet, bundan sonra milleti sokakta bulana aşk olsun, bütün millet denizin altında herhalde olacak. Bakalım denizin altında kafa dinlemeye yardımcı olan ama nefesini nasıl kontrol ediyor, nelerle iniyor aşağıya bilmiyorum. Hep beraber izleyelim. Sıcaktan bunalan vatandaşlara artık deniz kıyısı da yetmez oldu. Rize'de aşırı sıcaklar karşısında çözüm arayan bir plaj işletmecisi denizin dibine çadır kurdu. Aşırı sıcak ve yüksek nem oranından bunalan işletmeci daha önce kıyıdan 100 metre açıkta dubalar üzerine kurduğu çadırı bu kez kenarlarına taktığı ağırlıklarla suyun altına indirdi. Karadeniz insanı olarak farklı şeyler yapmayı sevdiklerini belirten işletmeci 10-15 dakikada hazır hale getirerek suyun içinde kurduğu çadırın karadakinden farklı olmadığını ifade etti. Dedim gideyim çadırda yatayım, serin olur. Çadırda yatmaya karar verdim. Yok, yine uyuyamadık. Dedim bari indireyim çadırı suyun dibine. Suyun dibinde yatayım, nasıl olsa oksijenimiz var, daha rahat ederiz. Ve neticede de yaptık, çok da güzel oldu. İstesem orada okey masasını da kurar, okeyimizi de oynarız. Yani her türlü aktiviteyi karada nasıl yapıyorsanız suyun dibinde ben aynısını yapabilirim. Tüple dalış yaparak suya giren işletmeci kendisini ziyarete gelen arkadaşlarını da ikna edebilirse çadıra indiriyor.